Herkese iyi çalışmalar dostlarım. Sizlerle beraber bu dersimizde fonksiyon kavramını göreceğiz. Hatırlarsanız bir önceki dersimizde metotları ve fonksiyonların farklarını çok iyi bir şekilde öğrenmiştik. Bu dersimizde fonksiyon nasıl kullanılır, nasıl tanımlanır, bir fonksiyon nasıl oluşturulur ve çağrılır gibi ifadelere cevap bulacağız. Bir fonksiyonu oluşturmak için arkadaşlar fonksiyon oluşturma aracımız var ve bunun ismi de def. Ben def dediğim anda Python şu an bunu tanıdı arkadaşlar. Def dedikten sonra fonksiyona vermek istediğim ismi seçiyorum. Ben bir selamlama fonksiyonu yazacağım. Bunun için fonksiyonumun ismi selamla olsun ve fonksiyonun ismini verdikten sonra bir parantez açıp kapatıyoruz ve iki noktamızı koyuyoruz. Şu an Python bize selamla adında bir fonksiyon tanımlamış oldu. Hatırlarsanız metotları da bu şekilde bir isim üzerinden çağırıyorduk. Fakat fonksiyonları herhangi bir ifadenin üzerinden çağırmayacağız. Ben selamla fonksiyonumu ne yapmasını istiyorum? Örneğin print ile bana print merhaba yazsın. Bakın selamla fonksiyonumun işlemi bana print ile merhaba yazması. Hemen başa alalım. Def dedik bir fonksiyon tanımlayacağımızı Python'a belirttik. Python bizden bir fonksiyon ismi istedi. Yani bu fonksiyonu ne olarak çağıralım? Ne ismiyle çağırmak istersin dedi. Biz selamla dedik. Fonksiyonumuzu tanımlamak için bir parantez açıp belirttik ve iki nokta diyerek fonksiyonumuzun tanımının içerisine girdik. Bakın bir tab içeride yazıyorum. Çünkü ben burada yazacağım artık tüm ifadeler selamla fonksiyonuna dahil olacak. Selamla fonksiyonumun ne yapmasını istemiştim ben? Print ile ekrana merhaba yazsın. Tamam. Buraya kadar her şey harika arkadaşlar. Selamla fonksiyonumu artık direkt selamla diyerek çağırabilirim. Bakın selamla dediğinde de fark etmemişseniz bir daha göstereyim. Selamla diyorum. Şu an Python bu fonksiyonu tanımlamış oldu. Ben bastığımda selamla fonksiyonu direkt tanımlanmıştır. Ben burada kodumu çalıştırırsam arkadaşlar bakın ekrana merhaba yazar. Eğer ben bu ifadeyi buraya yazmasaydım ve kodumu bir daha çalıştırsaydım ekranda hiçbir şey görmezsiniz. Bakın. Kodumu bir daha çalıştırıyorum. Ekran bomboş. Fakat ben selamla diyerek fonksiyonumu kendi adıyla çağırırsam bu fonksiyonun yapmasını istediğim işlemi bu şekilde ekrana gösterebilirim. Merhaba dünya yazalım ve kodumuzu bir daha çalıştırırsak merhaba dünya şeklinde ekrana yazdırılır. Bu fonksiyonu birden çok da çağırabiliriz. Örneğin 3 kere çağırdığımda 3 kere bu fonksiyon çalışır arkadaşlar. Yani milyon kez de bu fonksiyonu kendi adıyla çağırabiliriz. Peki ben herhangi bir fonksiyona bir parametre vermek istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Hemen burayı bir yorum satırı yapalım. Ctrl C diyelim. Yeni bir şey göreceğiz burada dostlarım. Hemen böyle yorum satırlarını açıyorum. Arkadaşlar ben burada merhaba dünya değil de merhaba kullanıcı yazsın. Ama ben bu kodumu çalıştırdığımda merhaba kullanıcı yerine benim bir parametre vermemi yani bir kullanıcı ismimi vermemi ve bu kullanıcı yerinde o isim yazmasını istiyorum. Bunun için fonksiyonun parametrelerini bu iki parantezin içine yazacağız. Örneğin ben buradan kullanıcı diye bir değişken belirttim. Bakın arkadaşlar, kullanıcı diye bir değişken belirttim. Artık bu kullanıcı yerine nasıl çağırabilirim? F string'imi açarım arkadaşlar. Buraya da süslü parantezimi koyduğumda ve kullanıcıyı belirttiğimde artık fonksiyonuma bir parametre vermiş oldum. Bakın, kullanıcı diye bir parametre vermiş oldum. Peki ben şu an selamla fonksiyonunu bu şekilde boş çalıştırırsam ne olacak? Onu görelim. Boş çalıştırdığımda bir hata aldım. Benden bir argüman beklediğini fakat ben boş çalıştırdığım için hata verdiğini söyledi. Bu hatayı hemen nasıl çözüyoruz? Selamla fonksiyonumu çağırdığımda bakın benden artık bir kullanıcı ismi bekliyor. Ben buraya örneğin umut ifadesini koyuyorum ve kodumu bir daha çalıştırıyorum. Dostlarım, gördüğünüz gibi artık benim çağırdığım değişkene yani parametreye göre bu fonksiyon çalışmış oluyor. Tabii ki bunu başka işlemler için de merhaba Sude, işte merhaba Ahmet gibi ifadeler içinde çağırabilirim. Kodumu bir daha çalıştırdığımda bakın bu fonksiyonu farklı parametrelerle kullanıcı girdisi içinde kullanabiliyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, eğer parametre bekleyen bir fonksiyonu bu şekilde boş çalıştırırsanız hata alacağınızı da unutmayın. Çünkü bu bizden bir parametre bekliyor ve bu fonksiyona bu parametreyi vermek zorundayız arkadaşlar. Hemen bunu da yorum satırı yapalım. Peki ben bu hatanın başka türlü önüne geçemez miyim? Örneğin ben buraya kullanıcı adı girmek istemiyorum. Burada bu fonksiyonu ben boş çağırmak istiyorum. Fakat hata almak istemiyorum. Yani bu hatanın önüne geçeceğim. Burada ise dostlarım. Varsayılan parametreye. Varsayılan bir değer atayabiliyoruz. Örneğin kullanıcı eşittir dediğimde. Varsayılan değer olarak. Burada. E, user yazsın. Kullanıcı da yazabilir ama kullanıcı değişken ismi kullanmıştık. O yüzden karışıklı olmasın diye. Varsayılan değer olarak uzur diye bir değişken atıyorum. Bakın ben kodumu bir daha çalıştırdığımda ve hiçbir değer vermedim fark ederseniz hata almadım ve varsayılan değerim buraya yazılmış oldu. Ben buraya yani varsayılan değer olarak böyle çizgiler de koyabilirim. Fonksiyonu yine tek başına çalıştırdığım zaman bakın hata almam ve varsayılan değeri ekrana yazdırırım arkadaşlar. Bu şekilde de kullanıcı herhangi bir isim belirtmediğinde hatanın önüne geçmiş olabiliyoruz. Tabii ki buraya ben tekrardan umut dersem arkadaşlar varsayılan değerden çıkar ve verdiğim parametreyi yazdırır. Burası da önemli bir ayrıntıydı. Yani herhangi bir değer vermezsem varsayılan değer bir değer verirsem de benim verdiğim değeri ekrana yazdıracak dostlarım. Bunu da yorum satır yapalım. Fonksiyonun özelliklerinden devam ediyoruz. Peki fark ettiyseniz ben ekrana hep print ile bir şeyler yazdırdım ve fonksiyonu direkt bu şekilde çağırdığımda fonksiyon direkt ekrana bana böyle bir ifade yazdırdı. Bunu ben bir değişkene atamak istesem. Örneğin mesaj diye bir değişkene atadım. Bakın buradan gelen değeri mesaj diye bir değişkenin atadım ve print ile ben mesajı yazdırmak istiyorum. Ve kodumu çalıştırıyorum. Bu sefer ise bakın nan diye bir değerle karşılaştım. Yani hiçlik gibi bir kavram oluyor bu. Bu nan demek arkadaşlar. Burada print ile ben ekrana bu ifadeyi yazdırdığım için burada bir değer oluşmadı. Yani bana döndürebilmesi gereken bir değer olmalı ki ben bunu yeni bir değişkenin içine atayabileyim. Ben eğer burada print kullanmasaydım return diye bir ifademiz var. Onu öğreneceğiz burada. return diyorum arkadaşlar. Bakın Python'da tanımladı. return dedikten sonra artık ben ekrana bir şey yazdırmıyorum ve bu bilgiyi geri döndürüyorum. Bakın burası çok önemli bir ayrıntı. Bu bilgiyi geri döndürüyorum ne demek? Yani return diyerek verilen ifadeyi ifadedeki bilgiyi tutuyorum ve geriye döndürebiliyorum arkadaşlar. Geriye döndürür yazalım. Geriye döndürebiliyorum. Ben return ile bu ifadeyi tekrardan çalıştırırsam bakın non değişkenini artık değiştirmiş oluyorum ve ekrana bu ifade yazıyordu. Eğer ben buraya dediğim gibi print ifadesini kullansaydım print bana burada bir işlem dönüştürmezdi ve direkt çalışırdı. O yüzden nan diye bir ifadeyle karşı karşıya kalmış olurdum. Yani return ifadesi de önemli bir yer tutuyor arkadaşlar. Hemen şöyle şuraya bir ifade açarak return'ü de kullandığımızı görelim. Bu verdiğimiz ifadeleri de yorum satırı yapıyoruz. Return ifadesini umarım öğrenmişizdir. Tabii ki bu bilgileri çok sık ve çok tekrar kullanacağımız için daha çok aklınıza yatacak. O yüzden içiniz rahat olsun arkadaşlar. Burada yeni bir fonksiyon tanımlayalım artık. Örneğin def diyelim. Fonksiyon tanımlayacağımızı Python'a belirttik. Burada toplama adında bir fonksiyonumuz olsun ve sayı 1 bir parametre daha alsın. Bu da sayı 2 olsun arkadaşlar. Ve iki noktamızı koyarak fonksiyonun içine geçelim. Ben burada sayı 1 diyorum artı sayı 2 diyorum. Bu iki fonksiyonu toplayacağım ve benim bu ifadeyi print ile artık ekrana yazdırma işlemini yapmıyoruz. Çünkü print ile ekrana yazdırmak verimli bir iş değildir fonksiyon yapmakta. Her zaman return ifadesini kullanacağız. Bakın toplama fonksiyonumu tanımladım. 2 parametre alacak. Ve sayı bir sayı iki toplayarak bu ifadeyi return ile geri döndürdüm. Ben artık burada toplama diyerek fonksiyonumun ismiyle çağırabilirim. Tabii ki toplama yanlış yazmışız. Hemen şöyle toplama yapalım. Tamam. Toplama dedim. Fonksiyonumu çağırdım. Bakın benden iki tane parametre bekliyor. Örneğin 15 ile 45'i toplayalım. Ben bu şekilde kodumu çalıştırırsam. Ekranda hiçbir şey görmem. Çünkü print ifadesini kullanmadık. Artık return gibi daha klas bir ifade kullanıyoruz. Örneğin buradan result diyelim. Bir sonucumuz gelecek. Toplamanın sonucu gelecek. Print ile de ben result'u ekrana yazdırıyorum. Ve kodumu çalıştırdım. Bakın iki sayının toplamını 60 olarak bana verdi. Ben burada farklı sayılar içinde bu ifadeyi kullanabilirim. Örneğin 34 olsun. 1988 olsun ve tekrardan topladım. Bakın result'un yeni değeri bu olduğu için bana 2022 değerini getirdi. Bir işlem daha yapalım. Örneğin eksi 1453 olsun. Bu da kaç olsun? 567. Bu işlemi ise eksi 866 olarak bana çevirebiliyor arkadaşlar. Fark ettiyseniz önceki işlemleri bir daha ekrana yazdırmıyoruz. Çünkü result'a yeni bir değer atadık. Bunlar zaten önceki derslerimizde çok rahat öğrendiğimiz şeylerdi. Bunu da yorum satırı yapalım. Yeni bir fonksiyon tanımlayalım. Fonksiyon tanımlamaya devam ediyoruz. Şöyle alt satıra gelelim arkadaşlar. def diyorum. Burada ise yaş hesapla adında bir değişken oluşturuyorum fonksiyonum benden bir doğum yılı alsın. Doğum yılı diyelim. Ve iki noktamızı koyalım. Yaş hesaplayı nasıl hesaplayabiliriz? Şu an 2023 yılındayız. 2023 eksi diyorum doğum yılı. Tabii ki doğum yılını yanlış yazmışız. Hemen şuraya doğum yılı olarak düzeltelim. Doğum yılı. Bu ifadeyi ise return diyerek geri döndüreceğim arkadaşlar. Print ile ekrana hale yazdırmıyorum fark ettiyseniz. Return dedim. Şöyle parantezlerimi de koyayım ki daha okunaklı olsun. Tekrardan bu yaş hesapla fonksiyonumu çağırıyorum. Benden bir doğum yılı bekliyor. Ben doğum yılımı girdim. Ve kodumu çalıştırdım. Tabii ki ekranda herhangi bir şey gözükmedi. Tekrardan bunu yaş diye bir değişkenin içine atayalım. Ve print ile de yaşı ekrana yazdıralım ve bu sefer kodumu çalıştırdığımda benim 23 yaşında olduğum gözükecektir. Peki dostlarım, bir fonksiyonu başka bir fonksiyonun içinde kullanamaz mıyız? Onu öğrenelim hemen. Bir fonksiyonu başka bir fonksiyonun içinde kullanacağız. Şu print ifadelerini yorum satır yapabiliriz. Hemen şunları yorum satırı yapalım. Burada yeni bir fonksiyon tanımlıyorum. Bu da e, emeklilik olsun. Emeklilik adında bir değişken oluşturdum. Emeklilik arkadaşlar bir doğum yılı alacak. Bir gül bir de yaş alsın. Pardon bir de isim değişkenini alsın. Ve iki noktamı koyuyorum. Emeklilik için ilk önce benim bir yaşımın belli olması lazım. Yaş diye bir değişken oluşturdum ve eşittir ifademi koydum. Burada burada oluşturduğum yaş hesapla fonksiyonunu kullanacağım. Bunu kopyaladım ve buraya yapıştırdım. Artık İki kere yaş yazmaya gerek yok. Bakın burada emeklilik fonksiyonunun içinde yaş hesapla fonksiyonunu kullandım. Yani artık burada yaş diye bir değişken oluşturdum. Burada doğum yılımı hesaplaması için yaş hesapla fonksiyonumu çağıracağım. Yaş hesapla fonksiyonumu çağırdım ve doğum yılımı verdim. Aşağıda ise emeklilik diyelim. Emeklilik yaşı diyelim. eşittir ile arkadaşlar burada da emekliliğimizi nasıl hesaplayabiliriz? 65 yaşında emekli olsun. Emekliliğimize kaç yaş kaldığını 65'ten yaş değişkenini çıkararak öğrenebiliriz. Örneğin ben 23 yaşındayım. 65'ten 23'ü çıkaracağım. Farz edelim ki daha 41 yıl emeklilik yaşıma var. Son olarak ise arkadaşlar burada if diyoruz. Bakın koşul bloğumuzu kullanacağız. Eğer dedim. Şunu da bir tık altı alayım. If emeklilik yaşı sıfırdan büyükse arkadaşlar. Burada sıfırdan büyükse ifadesini kullanacağız. Emeklilik yaşı sıfırdan büyükse print ile şöyle bir mesaj ekrana yazdırabiliriz. F stringimizi ve tırnağımızı açtık. Emekliliğinize emekliliğinize e, süslü parantezimi açıyorum. Buraya emeklilik yaşı gelecek. Yıl kaldı diyebiliriz arkadaşlar. Örneğin benim emekliliğime 41 yıl vardı. 41 yıl kaldı diyerek bir mesaj verebiliriz. Else ise yani diğer durumda ise emeklilik yaşı sıfırdan büyük ise print ile tırnak açarak F stringimizi koyarız arkadaşlar. Zaten emekli oldunuz diye bir mesaj verebiliriz. Hatırlarsanız burada isim diye de bir değişken almıştık. Buraya da isim değişkenini verelim. Örneğin umut olacak isim diyorum. Üstü parantezimi kapatıyorum. Umut emekliliğine işte bu kadar yaş kaldı. Burada ise tekrardan şöyle isim diyelim. Umut zaten emekli oldun gibi bir ifade ekrana yazdıralım. Hemen fonksiyonumuzu nasıl tanımladığımızı bir daha göreceğiz. Yaş hesaplı adında bir fonksiyon oluşturduk. Yeni fonksiyonumuz da emeklilik fonksiyonu. Ve emeklilik fonksiyonu yine bizden bir doğum yılı beklesin bir de isim beklesin. Emeklilik için benim yaşıma sahip olmam gerekiyor. Yaşımı öğrenmek için ise yaş hesapla fonksiyonumu çağırdım ve bu fonksiyonu yine ben tanımlamıştım. Burada yaşımı verdim. Emeklilik yaşımı ise 65'ten benim yaşımı çıkararak ölçüyorum. Eğer emeklilik yaşım 0'dan büyükse, örneğin benim 41 çıkmıştı ve 41 0'dan büyükse işte Umut emekliliğine 41 yıl kaldı. Eğer sıfırdan büyük değilse zaten emekli olduğunuz gibi bir mesaj verecek. Emeklilik diyerek artık fonksiyonumu çağırabilirim. Emeklilik benden bir doğum yılı bekliyor. Burada doğum yılı yerine ben 2000 diyorum. Bir de isim bekliyor. Burada ise Umut ismini verdim. Ve programımı çalıştırdım. Emekliliğime 42 yıl kaldı. Arkadaşlar burada bir hata yapmışız. Şu an gördüm. Çok pardon. Burada yaş hesapla fonksiyonuna ben 2000 değerini vermişim. Fakat burada bir değer vermeyeceğiz. Buraya girdiğimiz doğum yılı gelecek. Yani bu değişken gelecek. Çok pardon. Eğer ben buraya 2000 değerini verirsem buraya herhangi bir değer vermem önemli olmaz. Tekrardan kodumu çalıştırıyorum. Tamam, zaten 2000 girdiğim için yine aynı ifade gelecek. 1899'da doğmuş olsam. Kodumu bir daha çalıştırdığımda Zaten emekli oldunuz diyor. Ee, şöyle yapalım. 2013 yılında doğmuş olayım ve kodumu bir daha çalıştırıyorum. Emekliliğime 55 yıl kalmış. Bu emeklilik ben ölene kadar zaten dolmaz arkadaşlar. Bu şekilde fonksiyonumu tanımlamış oluyorum. Umarım burada kafanız karışmamıştır. Ee, fonksiyon içinde fonksiyon kullanmak genel anlamıyla. Basit bir işlem ama kafa karışıklığı olduğunda yorumlarda belirtmekten çekinmeyin arkadaşlar. Son olarak ise size şöyle bir şey göstereyim. Fonksiyonları başkaları kullandığında onlara yardımcı olmak için fonksiyonun nasıl kullanıldığını anlatmamız gerekiyor. Yani bir fonksiyon nasıl kullanılır? Bunu kullanıcıya vermemiz gerekiyor. Neden böyle bir şey yapıyoruz? Çünkü bu karışık ve zor bir fonksiyon olabilirdi ve bu programı başkası yani siz de kullanabilirdiniz. Ve bu ders hiç anlatılmamış olduğunda bu fonksiyon nasıl kullanılır kullanıcı bilmek ister. Bunun için fonksiyonu tanımladıktan sonra 3 tane tırnak açıyoruz. Ve alt tarafını arkadaşlar bir 3 tırnak daha açıyoruz. Artık bunun arasına yorum satırlarımı belirtebilirim. Öncelikle dot .string diyerek bu fonksiyonun nasıl kullanıldığını anlatacağım. Bu fonksiyon doğum yılınızı Girerek emekliliğinize kaç yıl kaldığını söylüyor diyelim. Kaç yıl kaldığını belirtir. String ifademizi bu şekilde verebiliriz. Bir de input'umuz olacak. Input diyelim. Input bizden ne bekliyor? Doğum yılı girmenizi bekler. Yani input doğum yılı da diyebiliriz. Ben şu an daha okunaklı olması için... Bir de outputumuz var, yani bir de çıktımız var. Çık, çıktığımız ise emekliliğinize kaç yıl kaldı, emeklilik yaşınız veya emekliliğinize kaç yıl kaldığı gibi ifadeleri belirtebilirsiniz. Peki biz bu yorum satırlarını belirttikten sonra kullanıcı bu yorum satırına nasıl ulaşacak onu görelim. Hemen şunu yorum satırı yapıyorum. Tekrardan help diye bir yardım aracını çağırdım help bizden bir parametre bekliyor. Burada emeklilik fonksiyonumu veriyorum. Sadece fonksiyonumun adını vereceğim arkadaşlar. Fonksiyonu çağırmayacağım. Emeklilik dediğimde print ile de help'i ekrana bir yazdıralım bakalım. Ve kodumu çalıştırıyorum. Tabii ki şu parantezlerden kurtulmamız gerekiyor. Bu şekilde fonksiyonun tamamını çağırmış oluyoruz. Biz sadece fonksiyonun adını çağıracağız. Bir daha çalıştırdım. Bakın bu fonksiyon işte doğum yılı girmenizi gerektiriyor ve kaç yıl kaldığını belirtiyor. Input olarak bizden bir doğum yılı çıktı olarak ise emeklilik yaşımızı belirtiyor. Yani yorum satırları açarak fonksiyonun nasıl kullanıldığını belirtebilirsiniz. Bu help fonksiyonunu başka ne şekilde kullanabiliyorduk? Hatırlarsanız böyle bir liste belirteyim son olarak basit. Listemizin de 1, 2, 3 değerleri olsun liste üzerinden nokta append dediğimde bir metot çağırmış oluyorduk. Bu metodun nasıl kullanıldığını öğrenmek istiyorsanız help diyerek list nokta append diyorum arkadaşlar. Parantezlerinden kurtuluyorum. Sadece ismiyle çağıracağız. Print ile de ekrana bu ifadeyi yazdırırsam append metodunun bana nasıl kullanıldığını gösterir. İşte built in diyor. Yani Python kütüphanesinden gelen bir metot ve bizden bir obje bekleyerek listeye bir şey eklememizi sağlıyor. Bakın bu şekilde fonksiyonların metotlarında nasıl kullanıldığını öğrenmiş oluyoruz. Dediğim gibi yorum satırı bırakarak kullanıcıya daha güzel ve daha kullanışlı ifadeler bırakabilirsiniz arkadaşlar. Bununla beraber de fonksiyon kavramını nasıl kullanıldığını ve nasıl tanımlandığını bitirmiş oluyoruz. Biraz uzun bir ders oldu ama faydalı bir ders olduğuna inanıyorum. Aslında burada birçok şey öğrendik. Çok faydalı şeyler öğrendik. Bunları ileride çok iyi bir şekilde kullanacağımızdan şüpheniz olmasın. Dediğim gibi lütfen zorlandığınız ve anlamadığınız yerler olduysa yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.